1999 depreminin etkilediği bu şehir hem inanç anlamında hem de din anlamında pek çok çeşitliliği içinde barındıran bir şehir. İlgeleninde sadece Türkçe konuşulmuyor. Lazca, Boşnakça, Tatarca ve Kürtçe yine konuşulan diller arasında. Peki bu kadar çok farklılığı içinde barındıran bu şehirde seçim havası nasıl? Partilerin açıklamaları, liderlerin mitingleri, seçim bildirgileri seçmeni nasıl etkiliyor? Daha önceki seçimlerde seçmen kime neden oy vermişti? 7 Haziran öncesi kapı kapı, mahalle mahalle dolaşan adaylar seçmenlere neler vaat ediyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını kameraman arkadaşım Olcay Kızılpınar'la Yolova'da arayacağız. Benim köyümde yol yok, su yok, altyapı yok, elektrikler kesilir. Her şey biçimsiz gidiyor. Hırsızlıkla yalancılık sektör haline geldi bu zamanda artık. Düzen yok. Altı yalan, üstü yalan, işin gücün yoksa ömür boyu dolan. Çamlıca'ya bir sürü camiler yapıldı. Her tarafa camiler yapılıyor. Osmanlı diye bir ders çıkarmışlar ortalığa. Millet bütün İngilizce aya çıkıyor. Bizimkiler halen daha gerisin geri gidiyor. Bunun için baştaki evvela Erdoğan Bey'e, öbürlerine birbirini yemesin. AK Parti iktidarından hiç memnun değiliz. Neden olarak yani bazı şeylerde işçinin yanında hiç olmuyor. Hep sağ gelsinler yani. Yani bu sadece bu 400 milletvekili sadece AK Parti'nin olursa bu başkanlık sistemi gelecek. Diyorsunuz ki aslında barajlar kalkmadı. 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 Nüfusunun büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan bu şehir mecliste 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. Aslında son yapılan seçimlere bakacak olursak dağılım genelde AK Parti ile CHP arasında oluyor. 2011 seçimlerinde AK Parti %46, CHP %32, MHP %10, o zamanki adıyla BDP ise yaklaşık %4 oranında oy aldı. Başkanlığı seçimlerinde ise Yolova'nın katılımı oldukça yüksekti. Yaklaşık %75 dolaylarındaydı bu katılım. Geçerli oyu Yolova'nın 125 bin. Bu oyların 120 binini Erdoğan, 53 binini MHP ve CHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, geriye kalan %7'sini ise Selahattin Demirtaş aldı. Erdoğan'la seçime giden AK Parti 50.4'lük seçim yüzdesi elde etti. Mart belediye seçimlerinde de süreç aslında Yalova'da biraz sancılı geçmişti, hatırlayacaksınız. O dönemde bazı illerde seçimler yenilenmişti. O illerden bir tanesi de Yalova'ydı. Yaklaşık 61 bin oy kullanıldı ve bu oylardan 30 binini alan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Vefa Salman seçimi kazandı. Ve gelelim 7 Haziran seçimlerine. Türkiye tamamıyla seçim havasına girmiş bulunuyor. HDP ile beraber Yalova'da esnafı dolaşıyoruz. Aslında tepkiler oldukça olumlu diyebiliriz. HDP'nin burada oy artışı giderek yükseliyor. En azından kendileri bunları söylüyor. Tabii önümüzdeki seçimlerde 7 Haziran günü Yalova'dan HDP'ye ne kadar oy çıkacak onu da hep beraber göreceğiz. Seçim bildirgemiz gereği kucaklıyoruz. Bunlar arasında bize olumsuz yaklaşan hiç kimseyi görmedik. Ancak bunların sonuçta siyaset yapıyor. Yani o şahısların oya dönüşmesi mümkün değil ama bizim şu ana kadar gözlemlerimiz, yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda bize teveccüh gösteren ve bize yaklaşımlarının olumlu olduğunu, bize oy vereceğini söyleyen kesim genelde gerçekten emekçi kesim olduğu net ortaya çıktı.
Artı orta sınıftan çok yoğun bir ilgi var. Artı etnisite olarak yani kendisini şu ana kadar farklı görüp de şimdi HDP içerisinde kendisini var kılabileceğini düşünenler, artı inançsal bazda şu ana kadar yaşamış olduklarıyla birlikte sıkıntılarını HDP'nin içerisinde çözebileceğini, dini inançlarını burada icra edebileceği ve gerçekten artık kendisinin de yani şimdiye kadar bu ülkede, bu coğrafyada, Haftar mezarlığına dönüşen bu coğrafyanın inançlar mezarlığına da dönüşmeyeceğine inananlar kesiminden bize çok büyük ilgi var. Halkların Demokratik Partisi saygılar. Hüzamettin Öztürk, vekilimiz sizleri selamlar. Çünkü sahada bir kadın çalışıyor. Bu Yalova için çok güzel bir şey. Aynı zamanda da bir kazanım bence. Biz sürekli kadın toplantıları yapıyoruz. Ve bu kadın toplantılarına katılım çok çok iyi. Ve ben şunu gözlemledim ki kadınlarımız aslında siyasi anlamda da bilinçli. Ve özellikle de bizim seçim açılımlarımızı çok iyi kavramışlar. Ve sürekli sorular soruyorlar. Kafalarındaki çözemedikleri şeyleri aydınlatmamızı istiyorlar ve çok da ikna oluyorlar. Artık insanlar kendilerinin şu ana kadar oy yüzünden kullanıldıklarının bilincinde ve biz diyorlar artık kendi kararlarımızı kendimizin vereceğimiz, her türlü sosyal alanda katılımcı olabileceğimiz bir oluşum içinde yer almak istiyoruz. Bunu çok da güzel ifade ediyorlar. O zaman diyorlar bu seçimlerde biz başta Selahattin Demirtaş ve HDP olmak üzere oylarımız HDP'ye diyorlar. Bir tek kurumun hakkı yoktur, o da AKP'nin hakkı yoktur.